Eğer bir kişi farkında olarak veya olmayarak, sorumluluğunu bilmeyerek namazdayken sadece giriş tekbirini alsa ve diğer tekbirleri yerine getirmese cenaze namazı kılmış sayılır mı? Şimdi cenaze namazı da malumunuz kılınış şekil itibariyle normal namazdan farklıdır. Hı. Normal namazlardaki rükün tekbirler, daha doğrusu rekatlar cenaze namazında tekbirlerden ibarettir. Hı. Nasıl ki her bir rekat namaz için bir rükünse, cenaze namazı için de tekbirler bu kabildendir. Hı. Yani bu bağlamda kişi işte namaza giriş tekbirini aldıktan sonra İmam Efendi tekbir aldığı halde kendisi tekbir almayacak olursa o rekatı, daha doğrusu cenazenin o rekatını kılmış olmayacaktır ve namazı eksik olacak. Ve namazının eksik olması da bu namazın sahih olmaması anlamı taşıyacak. Eğer böyle bir durum varsa tabii ki bu uyarılmalıdır. Belki bizim bulunduğumuz çevre itibariyle genelde İsmail Ağa Camisi'nde bulunduğumuz ve buradaki cenazelere katıldığımızda çok dikkatimizi çeken bir durum değil. Ama dışarıda böyle bir izlenim, yani insanların bu konuda bilgisizliği ya da tembelliği ya da aldırış etmemesi gibi durum varsa aslında cenazede vazifeli olan hoca efendileri bu noktada uyarmak gerekir. Çünkü hoca efendiler malumunuz tezkiyede bulunmadan önce, tezkiyede bulunduktan sonra namaza durmadan önce namazın kılınışından Evet, bahsederler. tarif İşte yapıyorlar. tekbiri şöyle alırız, tekbirden sonra şunu okuruz, şunu okuruz vesaire gibi. Ki bu zikirlerin hepsi aslında sünnettir Hanefi mezhebine göre. Ama tekbirler hususunda belki üzerine teyit ederek, yani bunu illaki almanız gerekir. İmamın tekbir alması sizin için yeterli değildir. Her bir birey kendi adına da tekbir alması gerekir şeklinde uyarmak lazım. Bu vesileyle biz de burada sözümüz veya sesimiz kime ulaşıyorsa bu bağlamda ulaştırmış olduk. Peki hocam, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.